Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Şöyle bir baktığımızda biraz sohbet havasında olacak bu. <laughs> Uzaydan çekilmiş dünyamızın görüntülerine baktığımızda, fotoğraflarına baktığımızda hani meşhur ta 70'li yılların başında ay'dan çekilmiş bir dünyamız vardır bizim böyle yuvarlak, masmavi, beyaz bulutlar bile gözükür falan çok şık bir güzel bir gezegenimiz var. Küçük. Hiç unutmuyorum. Dönemin papası, papa ikinci Jean Paul'dü galiba. Uzaydaki astronotlarla bir temas sağladı. Bir Noel vaktiydi galiba. Ve işte ona sordu, buna sordu. Rus dedi ki size en çok ne etkiliyor dedi papa yukarıdan baktığınızda dünyaya herkes bir şey söyledi. O Rus'un, Rus kozmonotun söylediği lafı hiç unutamayacağım. Dedi ki atmosferimiz çok ince. Ben o gün dedim ki adam bir şey söylüyor bize. Atmosferimiz çok ince dedi. Esasında baktığınız zaman o kadar doğru bir cümlük yani siz şimdi 30 kilometre falan yukarı çıktığınız zaman birazdan uzayla buluşuyorsunuz. Yani e, bizler bütün bu gezegenin canlıları sadece biz insanlar değil hayvanlar, bitkiler yani bu atmosferi soluyan, bu atmosfer içinde yer alan su ve hava ile beraber var olan bizler için şöyle bir şey o. Mesela bir nedenden dolayı büyük bir olasılıkla Mars'taki yok olmuş. Varmış esasında. Su da var çünkü Mars'ın dibinde su da buldular. E su varsa H2O yani hidrojen ve oksijen. O vardı. Ama yok olmuş. Onu hiç unutamıyorum. Hor kullanıyoruz. Yani bize ev sahipliği yapan bu gezegeni hor kullanıyoruz. Bir de çok büyük bir saçmalığımız var. O da şu. Bu gezegeni daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir kimliğe kavuşturacak paramızı Mars'a gitmek için kullanıyoruz. Ay'a gitmek için kullanıyoruz. Arkadaş siz burayı mahvettikten sonra nereye gideceğinizi zannediyorsunuz? Elon Musk şimdi tutturmuş işte şöyle diyor. Onun da bir teorisi var tabi. Yani öyle böyle bir teori değil. Diyor ki insanoğlu diyor sürekli diyor atak yapan, yayılan, genişleyen bir karaktere sahip. Bu gezegenimizde de böyleydi. Kıtaları açtık, şu olduk, bu olduk. Tamam uzatmayalım. Ama diyor devamında insanoğlu için tek bir gezegene bağlı olarak yaşamak sonsuzluk içinde yok olmak anlamına gelmektedir. O yüzden bizim diyor Mars'a gitmemiz lazım. E gittin ne yapacaksın orada? Mars'ta ne yapacaksın yani? Mars'a gitmek için harcayacağın parayı Afrika'ya harcasan... Ne yapacağım Mars'ta? Hakikaten ne yapacağım? Ya yani bir şey yapacağımız yok. Ha burayı mahvedeceğiz ve ediyoruz zaten. Burayı mahvedeceğiz. Mahvettikten sonra da kurtuluş için bir yerlere gideceğiz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın bilim insanları çok net bilgiler veriyorlar. 1993-2010 yılları arasında kullandığımız yeraltı suları 2 trilyon tondan fazla. Yani insanoğlu tarım, şehirleşme, şu bu gerekçesi ne olursa olsun. Sonuç itibariyle dünyanın dengesi içinde yer altında bulunan 2 trilyon ton suyu 20 yıl içinde çıkarmış. Ne yapmış? Tarımda kullanmış, evde kullanmış, şu olmuş, bu olmuş. Peki o su bir yere gitmiş mi? Gitmiş. O su kullanıldıktan sonra deşarj olmuş. Nereye? Denizlere, okyanuslara. Okyanusların seviyesi yükseltmiş. Ya biz gerçekten homo sapien diyorlar bize. Yani ee, sonuç itibariyle insanoğlu tahrip gücü yüksek bir varlık. Zaten şu kainatta başka bir varlık varsa bilmiyorum. Vardır herhalde diye düşünüyorum. Hadi varsa ha, hiçbiri büyük bir olasılıkla nükleer bomba yapmamıştır. <laughs> yani insanoğlu nükleer bomba yapan bir yaratık ya. Nükleer bomba yapan yaratık her şeyi yapar. Düşünsenize kendi kendini yok etme silahını üretmiş. Karşılıklı olarak duruyorlar böyle ve bir gün patlayacaklar. Patladıkları an hiç şansımız yok, hepimiz toz olacağız. Şimdi bu 2 trilyon ton fazla su neye mal olmuş biliyor musunuz? Okyanuslardaki yükselme, bir de küresel ısınma nedeniyle özellikle kutuplar ve özellikle de Grönland'daki buzulların erimesi sonucu okyanus olağanüstü bir hacmi ulaşınca dünyanın dönme rotası 80 santim doğuya kaymış. Bunu ben söylemiyorum. Seul Üniversitesi söylüyor. Earthscom söylüyor. Ben de bu haberi Sputnik'te gördüm. Rusların yayın organında gördüm. 80 santim doğuya diyorlar ki bu dev gibi gözüken dünyamız için 80 santim pek bir şey olmayabilir. Ama o 80 santim işte Malaga'daki o seli durup dururken dünyanın herhangi bir yerindeki kasırgaları doğuruyor. Çünkü bir defa denge şaşmış. Denge şaşmış. Sen abire suyu çekmişsin. Oraları boşaltmışsın. Bir defa gezegenin içini boşaltmışsın. Nereye koymuşsun? E gezegenin aklı yok mu? Doğanın da Allah'tan gelen bir aklı var. Eğer o su dışarı çıkacak olsaydı zaten çıkardı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O yüzden büyük bir tehlike altında olduğumuz ifade ediliyor. Onu bilin. İşin özü budur.